Arkadaşlar merhaba. Umarım ses güzel ulaşıyordur size. İlk Bolu kampından sonra bugün yeni bir kamp yaparız diye yola çıktık. Şile'deyiz. Hava inanılmaz soğuk. Soğuğunu geçtim artık. Acayip bir rüzgar var. 80 kilometre civarında gösteriyor şu an. Apple'ın hava durumu bölümünde. Burada kamp diye yola çıktık ama sanırım pek çadır atabilecek gibi görünmüyor. Rüzgarın ne kadar fazla olduğunun delili. O kimse yok. Bizden başka deli yok da ondandır. Benim hakim olmam lazım. Evet, yola kamp diye çıkıp kendimizi bir anda köy evinde bulduk. İnanılmaz rüzgar var. Tamamen otantik. Bir tane de soba var. Buzdolabı var. En azından bugün ısınacağız. Önce şu etleri bir buzdolabına koyalım. İsmail aç buzdolabını da. Sarımsaklı. Bir de etler suikaste uğradı arkadaşlar. Bir tane kedimiz vardı. Biz bu videoları size çekerken bakın arkadaşlar. Köfteleri. Aç kal. Aç. Kamp konusunda aslında biraz galiba şanssızız. Herkes böyle sıcak havada, işte kumsalda falan, denize yakın yerlerde kamp kurar. Yani biz tam bir bumerangın içerisine düştük. Arkadaşlar görüyorsunuz. Saçımdan anlıyor rüzgarı. Şimdi bakalım. Burada karavan da var konaklamak için. Karavanı biz tercih etmedik. Karavanı, sobalı dedik. Sobayı biraz daha otantik olsun diye sobayı tercih ettik ama sobayı da şu an yakmakta biraz sıkıntı çekiyoruz aslında. Çok rüzgar olduğu için mikrofonu da mecbur elde tutmak zorunda kalıyorum. Video sesi nasıl çıkıyor şu an hiçbir fikrim yok çünkü. Şimdi bu karavan taraflarını gösterelim. Buraya herhalde karavanla da gelebiliyor insanlar. Çünkü dışarıdan gelmiş bir karavan var. Diğer karavanlar da normal römorklu olanlardan. Karavan bölümüne geldik. Burada karavanla da konaklama yapabiliyorsunuz. Hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Birkaç tane video çektik sahilde. Montumu zor giydim. İsmail'e bakar mısınız zaten? Hava dışında her şey yolunda burada.
Zaten fark ettiyseniz ilk kampta da kar diye çıktık yolu aslında. Kar yağışı var diye çıktık. Kötü bir ayaz yedik. Rüzgar yedik. Biraz kar vardı ama bugün için de İstanbul'da kar olduğu söylendi ama yani şu an için rüzgarı geldi, soğuğu geldi. Karı da bekliyoruz. Bir de şu tarafta deniz var. Denizde şöyle görün istedik. İnanılmaz dalga var. Yani bizim de bungalov bu. Tek camımız olsa da deniz manzaramız var. Denizde şöyle alalım. Ağaçları bir gösterdi, rüzgarı göstermek için. Şurada inanılmaz portatif bir koltuğumuz var. Muhtemelen Opel koltuğu gibi duruyor ama biraz temiz olmadığı için oturamıyoruz. I'm just calling to say I really love you. Nasıl sıcak mı orası? Ya dış çekim bayağı zor olmaya başladı. Yani uzun video çekmek istiyorum aslında ama yani dışarıda cımbılı bir telefon tutmuyor yani. O kadar soğuk. Feren hiç dışarı çıkmadı zaten bugün. Nasıl, rahat mı orası? Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Klasikleşen mangal yandı. Çok dış çekim yapamadık. Yani sesin nasıl geldiği hakkında hiçbir fikrimiz yok çünkü. Biraz daha rüzgar böyle şu an hani biraz daha hafifledi diyebilirim. Normal bir iki saat öncesine göre. Karnımız da acıktı. İsmail, acıktın mı? Baba, yaşasın yemek yemek diyorum, evet, sana. Yaşasın başka yemek yemek diyoruz. Bu bizim herhalde slogan olacak kanalın ya. Thank you.
ikinci kış kampımız. Şile tarafına geldik arkadaşlar. Bartu arkadaşımız gerekli konum yerleri paylaşacak. Direğe olursa bu taraflara gelebilir. Ama gelmeden önce mutlaka koli bandalın yanımıza, camlar oynuyor. Kontrol edin çünkü biz gece tekrardan uyuyamadık. Ya biz biraz İstanbul'un pek alışık olmadığı hava şeyine denk geldik yani. Biz aslında bu havayı Bolu'da bekliyorduk ilk kampta. İşte kar vesaire olur diye. Orada kar yağış almadık ama burada acayip bir rüzgar var. Şimdi zaten şeyi de koyacağım. Bu şu an mesela denize yakın bir yerdeyiz. İnanılmaz bir dalga var böyle üstünüze geliyor. Bir de zaten yani 70-80 kilometreye yakın hızda rüzgar vardı. Yan bungalovların çatıları falan uçtu bizim. Bizim de sobanın hatta bir üst kısmı uçmuş. Sabah gördük biz de onu. Yani sofular mevkinde Şile'de bir kamp yeri aslında. Biz de çadır diye yola çıkmıştık ama bu havanın böyle olması bizim için de sürpriz oldu aslında. Hani ya uyarılar vardı ama genelde hep böyle işte yok Vortex geliyor, ondan sonra yok Romanya'ya döndü, yok işte Bulgaristan'a kaçtı gibi şeyler oluyordu. Bu sefer hakikaten geldi yani. Bizim için de hissettik yani. Gece işte bayağı bir elektrik kesintisi oldu. Genelde telefon ışığıyla, ışıldakla falan geçirdik. Bir de işte soba vardı. Sobayla geçirdik. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.